Efendim, İstanbul'da iki kişi Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'nin tabelalarını parçaladı. Olay sonrasında emniyete giderek suçlarını itiraf eden saldırganlar pişmanız deseler de iddiaya göre kilise pastörünü tehdit etmeyi sürdürüyorlar. Özel haberimiz. Tedirginiz çünkü biz burada eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla, sevdiğimiz insanlarla bir araya geliyoruz. Önce tehdit ettiler, ardından bıçaklarla gelip tabelaları tek tek parçaladılar. Biz bir kilise ailesiyiz ve sadece Tanrı'nın sevgisinden konuşuyoruz burada. Bizim kime ne zararımız olabilir ki? Olayın adresi Çekmeköy Şahinbey Caddesi'ndeki Kurtuluş Kilisesi. Kilise geçtiğimiz pazartesi günü iki saldırganın hedefi oldu. Şüpheliler pazartesi günü iddiaya göre öncelikle kilisenin mülk sahibini aradı ve buranın boşaltılmasını istedi. Sonrasında saat 19'a geldiğinde ise ellerinde bıçaklarla bu noktaya geldiler ve işte buradaki tabelayı parçalamaya başladılar. Bu tabelada ise bir haç işareti, altında ise ayetler yazıyordu. Burada bizim inancımıza dair İncil'den birkaç ayet vardı ve sadece sevgiye temalı ayetler vardı. Birbirinizi sevin, birbirinizi sevmelisiniz. Ancak bu da onlara yeterli gelmedi. Bu sefer de Kurtuluş Kilisesi'nin diğer tarafına yöneldiler. Ve burada da kilisenin logosuyla birlikte iletişim bilgileri yazıyordu. Ve buradaki tabelayı da kırdıktan sonra buradan ayrıldılar. Saldırganlarla iletişime geçen kilise pastörü tehditlerin devam ettiğini söyledi. Çok aleni ve sert bir şekilde olmasa da hala bizi burada barındırmak istemediğini, burada birkaç grup olduklarını ve buna devam edeceklerini dile getirdiler. Çok konuşmaya çalıştım, çok iletişim kurmaya çalıştım. Hatta birbirimize şöyle bir teklifte de bulunduk. Yani biz bir şekilde bir araya gelip beraber bir yemek yiyelim. Umuyorum ki bu düşünceler değişecektir ama maalesef kişi bunu kabul etmedi.